Herkese merhaba, Çiçek'le Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Öyle bir tarif paylaştım ki bugün sizlerle. Kavanoz açıp sadece dakikalar içerisinde şıpşak kendiniz için nefis bir menemen hazırlayabilirsiniz. Veya bu tarifi kahvaltıda sos olarak değerlendirebilirsiniz. Hatta yemeklerin yanında da meze olarak değerlendirebilirsiniz. Yıllardan beri aynen bu şekilde ve bu ölçülere göre yapıyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hatta eminim ki bu tarifi izleyen herkes bundan sonra kışlık menemenlerini hep bu şekilde hazırlayacaktır. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda 3 kilogram domates kullandım. Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra bu şekilde ince ince doğruyorum. Bu tarz tarifler için armut domates kullanıyorum. Kesinlikle daha lezzetli oluyor ve de suyu az olduğu için konservelere daha da güzel yakışıyor. Şunu da belirtmek isterim ki ben doğramak istemiyorum. Robottan çekebilir miyim diyen izleyicilerim için evet çekebilirsiniz. Ancak bir tık daha lezzet kaybı olacaktır. Bu nedenle eğer imkanınız varsa bu şekilde küçük küçük doğramanızı tavsiye ediyorum. Sadece dakikalar içerisinde görmüş olduğunuz gibi domatesleri aynen bu şekilde küçük küçük doğradım ve şimdi hızlı bir şekilde hemen biberleri doğramaya başlıyorum. Biberleri şimdi küçük küçük doğrayacağım. Öncelikle aynen bu şekilde açıp içini kontrol ettim. Çürük var mı diye. Kesinlikle konserve yapımında çürük hiçbir sebze kullanmamamız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Biberleri hızlı bir şekilde küçük küçük doğrayabilmek için bu şekilde üst üste koydum. Üst üste koyma esnasında biberler elinizin altında kırılabilir. Hiç sıkıntı değil. Aynen bu şekilde doğramaya devam edebilirsiniz. Yapmış olduğum menemenin içerisinde görmüş olduğunuz gibi kalp ve biber doğruyorum ve böylelikle lezzetini artıracağım. İsterseniz menemen, isterseniz sabah kahvaltısında bu sosu değerlendirebilirsiniz. Gerçekten de bu sosa kalp ve biber fark yaratıyor ve menemenin dışında da alternatif olarak değerlendirmenizi de sağlıyor. Bu nedenle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz bu tarifi. Yıllardan beri aynen bu şekilde yapıyorum. Vermiş olduğum ölçüler yıllardan beri yapmış olduğum ölçülerdir. Kalp biberlerini tamamını doğradım. Şimdi hemen sivri biberleri doğramaya başlıyorum. Burada toplamda 800 gram civarında sivri biber var. Acılı çok güzel yakışıyor. Ben yarısını acılı, yarısını da acısız karışık yaptırdım. Bu arada benim biberler birazcık sert, daha çok ince, küçük olursa daha da lezzetli olacaktır. Şimdi hepsini küçük küçük doğramaya başlıyorum. Çok kısa bir süre içerisinde görmüş olduğunuz gibi küçük küçük doğrayarak bütün malzemeleri hazırladım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde menemeni yapmaya başlıyorum. Evde bulunan en büyük çelik tencereye hemen küçük küçük doğramış olduğum kalp biberlerin tamamını aldım. Kapya biberlerin tamamını tencereye aldıktan sonra şimdi ocağın orta gözünde yaklaşık olarak sadece 2 dakika boyunca yağsız bir şekilde bu biberlerin tamamını kavuracağım. Aradan toplamda 2 dakika geçti ve şimdi hemen 1 su bardağı dolusu zeytinyağını ilave ediyorum. Zeytinyağı yerine tabii ki de ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz ancak zeytinyağı daha da lezzetli olmasını sağlayacaktır. Kalp biberleri zeytinyağı ilavesi yaptıktan sonra orta ateşte 10 dakika boyunca kavuruyorum. Ardından da yeşil biberleri ilave ediyorum. Bu 10 dakika mutlaka kalp biberleri kavurmamız gerekiyor. Ardından da yeşil biberleri ilave edebilirsiniz. Zeytinyağını ilave ettikten sonra aradan sadece 10 dakika geçti. Ardından da küçük küçük doğramış olduğum
yeşil biberleri ilave ettim. Yeşil biberleri ilave ettikten sonra sadece 10 veya 12 dakika geçti. Şimdi hemen küçük küçük doğramış olduğum domateslerin tamamını ilave edeceğim. Domatesleri ilave ettikten sonra ortalama 15 veya 20 dakika geçti. Şimdi hemen 2 yemek kaşığı dolusu tuz ilavesi yapıyorum. Mutlaka kaya tuzu kullanalım. Bu önemlidir. Artık sos hazır. Yaklaşık olarak 25 dakika boyunca kaynadı. Şimdi hemen indirmeye 5 dakika kala da 5-6 diş sarımsağı da küçük küçük doğramış olduğum 5-6 diş sarımsağı da ilave ettim. Ve 5 dakika sonra da hemen ocağın altını kapatacağım. Artık menemen hazır. Ocağın altını biraz sonra kapatacağım. Kavanozları görmüş olduğunuz gibi sterilettim. Kapakların üstüne de kaynar su ilavesi yaptım. Kurulayıp hemen kavanozları sıkı bir şekilde kapatacağım. Artık menemenimiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi kıpkırmızı bir rengi var. Şu anda çok fazla yoğun yağış olduğu için tam olarak rengini göremiyorsunuz. Ancak muhteşem bir rengi var. Şunu da belirtmek isterim ki bu işlemleri yaparken lütfen seri olalım. Ne kadar çok hız olursak o kadar iyidir. Kavanozların kapaklarını güzelce kuruladıktan sonra 3 kere bir ileri yöntemiyle sıkıca kapatıyorum. Menemen gerçekten de çok lezzetli oldu. Şu anda hemen yemeniz için mutlaka bir miktar ayırmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten de enfes oluyor. Yıllardan beri aynen bu şekilde yapıyorum. Tabii ki de karabiber olmadan da yapabilirsiniz. Ancak karabiber sayesinde sadece menemen olarak da kullanmanıza gerek kalmıyor. Kahvaltılarda sos olarak veya yemeklerin yanında da meze olarak bu tarifi değerlendirebilirsiniz. Kavanozları çok seri bir şekilde doldurdum. Şimdi kalın bir battaniye ile bu kavanozları güzelce sarıp tamamen kavanozlar soğuyana dek bu örtünün içerisinde kalacak. Ardından kavanozlar soğuduktan sonra karanlık ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ve aradan toplamda bir gece geçti. Kavanozlar artık tamamen soğumuştu. Görmüş olduğunuz gibi kapaklarda herhangi bir şekilde atma, şişme veya bir taşma olmadı. Şimdi hemen bu kavanozları alıp karanlık ve serin bir yerde muhafaza edeceğim. Kavanoz açıp hemen şipşak menemen yapabilirsiniz veya makarna tariflerinde, başka yemek tariflerinde değerlendirebilirsiniz. Kahvaltılık için sos olarak masada yerini alabilir veya da et yemeklerinin yanında güzel bir meze olarak da bu tarifi değerlendirebilirsiniz. Yaptığınızda asla pişman olmayacaksınız çünkü gerçekten de çok lezzetli. İçinde karabiber olduğu için lezzetine lezzet kattı. Yıllardan beri aynen bu şekilde ve bu ölçülerde yapıyorum. Gerçekten de efsane oluyor. Yiyen herkes de çok beğeniyor bu tarifimi. Her zaman olduğu gibi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve hemen bir tane kavanozu açıp sizlere detaylı bir şekilde göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir rengi var. Hatta şu anda yoğun bir yağış olduğu için tam da rengini göremiyorsunuz. Daha da kırmızı bir rengi var. Tarifimi her zaman olduğu gibi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eğer elinizde maydanoz varsa ince ince doğrayıp üstüne serpiştirip de servis yapabilirsiniz veya böyle kekikle de servis yapabilirsiniz.
tarifime çok güveniyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden gelecek olan mesajları da sabırsızlıkla bekliyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.